Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Clash of Clans'a devam ediyoruz. Geçen bölüm biraz az aksiyonlu olmuştu abi. Klan'daki arkadaşlarla hasret gidermiştik, bir sohbet etmiştik. Ama madem istediğiniz şey aksiyon, bu bölümde bol bol aksiyona gireriz abi ki hali hazırda süregelen bir klan savaşı da var zaten. Dilerseniz önce klan savaşına bakalım, sonra biz saldıralım. Sağlam bir vurgun yapmamız gerekiyor çünkü bu arada as bayraklar abi. As 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 as. 30 level oldum ya, dekorasyonlardan bayrak açıldı. Direkt gittim Şamlı bayrağımızı aldım. Köyümün ortasına diktim. Her ne kadar tam ortası sayılmasa da. Ya şu an için köyde daha güzel bir yer var mı yok mu bilmiyorum da. Zaten ben köyü komple bir elden geçireceğim abi. Yeni bir düzen yapacağım da. Yalan olmasın, bu düzenden memnunum ya. Açıkçası bu düzenden memnunum yani. Hani bilmiyorum. Bilmiyorum, değiştirmem gerek şart biliyorum ama bu düzenden hafif memnun gibiyim. Klan savaşında kime karşı savaşıyoruz abi? İsmini bile telaffuz edemeyeceğim, sonu 403 ile biten arkadaşlarla savaşıyoruz. Çinliler galiba. Sanırsam Çinliler abi. Evet, China No 1 yazdığına göre kesinlikle Koreliler. Çinlilermiş abi. Beni de almışlar mı savaşa? Oğlum dayak yiyeyim diye aldınız değil mi lan? Ne hainsiniz ya. Dayak yiyeyim diye almışlar beni. Abi beni patates etmiş adam. O zaman China No 1. Oğlum herifin kara iksir deposu falan var. Beni niye alıyorsunuz lan savaşa? Dayak yiyeyim diye mi alıyorsunuz? Abi! Abi! Ben bu herifi vuramam ki, herifin kralı var, vırtı var, zırtı var abi, herifin var yani. Ben bu adamı nasıl vurayım ki, ben pert olmuşum zaten. 9 numaralı arkadaşa da saldıramıyorum. Oğlum bunların... Bunların en kötüsü bile benden çok çok iyi durumda. Ben ne yapayım abi bunlara? Sırf dayak yiyeyim diye aldınız değil mi lan? Hüsü hüsü. Sırf dayak yiyeyim diye. Neyse, canınız sağ olsun abi. Bakalım klanda nasıl bir sohbet dönüyor. Sonraki saldırıda kullanırım falan filan. Mr. Cehennem burada tekrardan. İyi abi iyi. Klan sohbeti yine hafiften toparlamış gibi. Ben fazla oyuna giremiyorum ya. Fazla oyuna girmiyorum daha doğrusu. Sıkılıyorum niye bilmiyorum ama. 120 level arkadaş var klanımızda. Vay anasını be. Yine en ezik ben miyim? Yo, Berhaya'ymış en ezik. Yaşasın. En ezik Berhaya. Ben değilim. Şimdi abi, madem aksiyon istiyorsunuz, hadi bakalım bir yere bir saldıralım. Sağlam bir vurgun yapmamız gerekiyor çünkü sadece 6000 iksirim var. Güzel bir iksir gelsin ki abi, o yeni asker basmamda bana yardımcı olsun. 15 tane devim, 35 tane okçum ve bir tane ikinci seviye yıldırım iksirim var. Bakalım nerenin aklını alabiliriz abi. Şöyle güzel bol ganimetli bir yer arıyorum ya. Burası bol ganimetli olmasa da ideal abi, 37.000. Fakat büyücü kulesi falan var ve korkarım ki buradaki klan kalesinde adam da olabilir. Burayı alabilir miyim bilmiyorum açıkçası. Gerçekten emin değilim. Alabilir miyim bilmiyorum. Şuradan salsam devleri abi. Devler direkt burayı kırmaya çalışır. 15 tane dev kırar da. Gelir okçu kulesini yamultur, sonra havan topunu yamultur ki mecbur da almak zorunda kalacağız galiba. 37.000 az değil çünkü. Buradan devleri salsam abi, dediğim gibi burayı yamultur, sonra buraya dalar, şu ortaya da ben bir iksir atarım. Buranın aklını alırım abi, havan toplarıyla beraber şu iki topun. 15 tane devle burayı halledebiliriz herhalde ya. Hadi bakalım. 15 tane devle burayı halledebileceğiz mi göreceğiz abi. Hemen şuraya bir iksiri patlatalım abi çat diye. Maksat havan topunun canını elimizden geldiğince azaltalım ki. Beyler farklı yöne dalmayalım pilis. Farklı yöne dalmayalım abi. Oy, havan topu oraya isabet ederse öldüm ben. İyi bari okçuların tamamı ölmeden havan topu şeyi bıraktı. Zaten benim okçular tek yiyecekti, o yüzden fazla bir umudum yoktu açıkçası. Tamam, yanlış oynadım kabul ediyorum ama. İyi, benim okçular da iyi şey yapmış ya. İyi iş yapmış. Hallederiz galiba. Galiba hallederiz abi. Umuyorum ki hallederiz yani. Umuyorum ki halledebiliriz. Bunun şeyleri nerede abi? İksirleri nerede? Galiba daha toplayıcılarından toplayamamış. Ondan dolayı full gibi. Bu arada ben adamın klan kalesini falan yoklamadım. Klan kalesinde adam olaydı var ya, beni mahvettiydi şu anda. Şu anda klan kalesinde adam olsaydı elemanın, beni mahvettiydi ya. Neyse ki icabına baktık abi. Sanırsam sıkıntımız yok gibi. Hallederiz.
Son bir tane kule kalmış zaten. Benim bayağı bir devim var. Güzel, buradan 37 bin gelecek, buradan gelecek. 37 binin akabinde 3 yıldız alacağımdan dolayı hazine sandığım da dolacak. Oradaki 5 yıldızdan bir 65 bin mana daha gelecek. Ama oradakileri şimdi almayabilirim, bilmiyorum. Yeni ordu basarız abi. Bu bölümde çatır çatır savaşırız böyle. Çatır çutur düşmanlara durdurak vermeden saldırırız abi. Kafalarını vurur, akıllarını alırız elemanların. Ve 3 yıldız alarak tamamlamayı başardım. Buraya çok fazla asker de harcamış olabilirim. İnanın eğer bilmiyorum ama uzun zamandır doğru düzgün savaş yapmadığım için gerçekten benim yeteneklerim rezalet derecede azaldı. Şimdi şöyle bir şey yapalım abi. Yine 15 tane dev mi yapsak acaba? Ya da şöyle bir şey yapalım acı. 12 tane dev yapalım. Tamam mı? 12 tane dev yapalım. Bu devlerden önce... Bunlar yağmacı goblinlerdi. Bu devlerden önce sur kırıcı yollarız abi. Şu surları kıran elemandan yollarız. Ondan sonra ne kadar? 66'lık gerimiz kalmış. Arkaya da okçuları dizeriz be babacım ya. 17 tane bura aldı. Tamam. 17 tane de bura alsın. Yok, 16 tane alsın abi. 16 tane de burası alır. Tamamdır. Ama 3 tane şey kırabilir mi acaba orayı ya? Ne olur ne olmaz, ben buraya 1-2 tane daha mı ekleme yapsam? Aman be, uğraştıracaksın illa değil mi? Tamam, o zaman 6 tane yapalım abi şeylerin sayısını da. Bombacıların sayısını da 6 tane yapalım. Totalde 6 tane denk gelecek şekilde. Ondan sonra daha emanetli bir şekilde saldırırız. Zaten bombacılar surları kırar. Devler önden dalar. Devlerin arkasından da okçular olayı temizler abi. 14 buradan. 14 buradan. 15 tane de buradan basalım bakalım. Hop, biraz fazla gittik galiba. Aynen öyle, biraz fazla gitmişiz. 15, 14, 14, 28. Hesaplayamam. Şu an hesaplayamam. Şu an hesaplamaya gücüm yetmedi ama olsun. Bakalım abi, 15 dakika sonra buradayım. Askerler basılsın, geliyorum. Tekrardan bir saldırı düzenleriz. Hazır daha yağma yememişken tekrardan bir saldırırız abi. Hadi bakalım babuşlar, askerler basılsın, geliyorum. Klavyeyi kırmayaydım, iyiydi ya. Geleceğim. Selamlar babuşlar, askerler basıldı ve ben de geri geldim. Bu süre zarfında bir de araya bir bölüm Clash Royale sıkıştırdım abi. Gerçekten çok efsane kapışmalar oldu. Clash Royale'i de gün içerisinde size ulaştırmaya çalışacağım. Yayınlama düzenim nasıl olur bilmiyorum ama kısa sürede size iletmeye çalışacağım abi videoları. Şimdi arkadaşlar, askerlerimiz yeniden basıldı ve savaşmaya hazırlar, savaşmayı bekliyorlar. Bakalım, hemen savaşa girelim abi. Şuradan saldır diyelim. Ben bu arada size sorayım abi, bu tekli oyunculuğu görevlerini tamamlamalı mıyım sizce? Sonuna kadar gitmeli miyim? Yoksa o çok zor durumda kalırsam, kaynaksız kalırsam, sıkışırsam falan mı geçerli? Sıkıntımız var beyler, bir sıkıntımız var. Ufak bir sıkıntı. Ben iksir basmayı unuttum maalesef. İksir basmayı unutmasam iyiydi aslında ama iksir basmayı unuttum abi. Bakalım şöyle güzel bir yere güçlü bir saldırı yapalım abi. Şu ana kadar baktığım yerler o kadar korunaklı yerler değildi ve hani ganimet yok abi her şeyden önemlisi. Saldırsan eline bir şey geçmeyecek ama şuradaki 40 altınlık mekana bir saldırı girişiminde bulunabilirim abi. Şimdi nasıl bir yol izleyebiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz efendim? Öncelikle buradan hemen topçuları yollayarak surları patlatabilirim. Ve akabinde barbarları yollayarak keşke şeyim olsaydı ya. Klan kalesinde adam olamaz çünkü herhangi bir klanı yok. Ya keşke iksir basmış olsaydım. Bakalım, yenebileceğimden emin değilim ama deneyeceğim abi. Şimdi şuradan bombacıları salsam, burayı kırsalar. Ben buraya devleri attığım zaman devler burayı parçaladıktan sonra direkt havan topuna giderler. Havan topundan sonra da geri kalanı kolay. Onu ben hallederim diye düşünüyorum ve abanmaya başlıyorum. Orası değil, orası değil please. Tamam, orası olur, orası olur abi. Kır bir yeri, kır bir yeri ya. Kafana göre kır bir yeri abi. Bas baba, bas baba, bas 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 bas. Bas. Şuradan şöyle bir okçuları dağınık şekilde yerleştirelim abi. Elimizden geldiğince okçularımızı dağıtalım. Ki havan topuna kolay hedef olmasın. Abo, tamam. Tamam, bir tanesini attı sadece. Sakiniz boys, sakiniz, sakiniz. Okçular hedefin dört bir yanını sardılar. Ve çatır çutur savaşıyorlar. Zor Bey de bana alttan alttan mesaj göndermeye devam ediyor efendim. Zor Bey de haralı huralı bana mesaj gönderken, beni haraslarken biz de savaşımızı gerçekleştiriyoruz. Adam bayağı dağınık yerleşmiş işin açıkçası. Hani
köy düzenini pek beğenmedim. Beğendim desem yalan olur. Da bizim devler niye orayı kırıyor? Çaprazdan geçebilecekler mi? Geçtiler. Çok güzel. Belediye binasını falan da yıkalım abi. Ya okçular gerçekten çok iyi ya. Etrafa falan serpiştirince daha da bir gözümde güzelleşiyorlar böyle. Şimdi gitsinler abi. 1 dakika 30 saniyemiz var. Ortalığı rahat rahat yağmalasınlar. Biz de bu sayede bu bölümde biraz daha fazla aksiyona girmiş oluruz. Biraz daha fazla köylere baskın düzenlemiş oluruz. Eğleniyorum şu an. Şu an keyif alıyorum abi. Ama hepsi aynı yöne gitmeseydi be. İyi, hepsi aynı yöne gitmemiş. Şuradaki de buradaki altın madenini hallediyor. Derken sanırsam halloldu, bitti. Ne kaldı abi? Buraya iki tane işçi kulübesi yerleştirmiş. Oradaki işçi kulübeleri kaldı. Tamamdır abi, gidelim işçi kulübelerini de halledelim. Bayağı güzel altın birikti bu arada. Ben bombaları 3. seviyeye basıyorum. 3. seviyeye basmam bitsin. Bu altınlarla güzel bir geliştirme yaparız abi. Kendi okçu kulelerimizi geliştiririz. Hatta ben niye dayak yediğimi de merak ediyorum abi. Şu son yediğim 2-3 dayağa bir bakacağım açıkçası. Çok güzel abi. Burada da adamların aklını aldık. Surlarda vakit kaybetmememiz sayesinde zaferimizi kazandık abi şimdi. Bir şey diyeceğim. Hop, 23 altın veremem abi size. Ne yaptınız ya? 23 şey veremem. Ama son yediğim dayağa bir bakmak istiyorum abi. Saldırı günlüğü. Tamam, saldırı günlüğünü demiyorum. Savunma günlüğünü diyorum. Abi bu ne? Okçuların pazardan, Allah korusun nazardan. Bu ne abi? Adam azıcık ondan, azıcık bundan, biraz tuz, biraz biber deyip saldırmış. Yalnız savunmam benim paso düşüyor babacığım. Neden? Savunmam paso düşüyor ya. Şuna nasıl düştük onu çok merak ediyorum ben. 71 tane okçu nasıl düşürebilir abi bizi? 71 tane okçu bizi nasıl düşürebilir ya? Bir saniye abi. Birikse tekrardan bir geri al. Buradan okçuları salladı. Bundan önce saldırı yemişiz belli bak. Bundan önce saldırı yemişiz. Şu an tuzaklar aktif değil. Adamlar yani harala hurala gelip istediği tuzağa girebilirler. Adamlar niye bununla buradan saldırdı öncelikle? Sanırsam buradaki havan topundan endişe ettiler ama daha havan topunun menziline giremediler. Havan topum benim biraz işlevsiz mi kalıyor, bana mı öyle geldi acaba ya? Gerçi havan topum işlevsiz kalıyor diyeceğim de adamları mahvetti. Abi nasıl bir karanlık çöktü? Ha, dışarısı karanlık ama bizi etkilemiyormuş. Güzel. Güzel abi. Klan kalesinden elemanları da çağırdı. Ya muhtemelen bu okçularla surun bir kısmını kırıp ondan sonra içeri goblinleri sokmaya çalışacak galiba ya. Ya da goblinler surların üzerinden atlayabiliyor muydu, ben mi yanlış hatırlıyorum? Biraz 2x'ını alabiliriz sanki. Amacın ne kardeş? Hayır, surların üstünden atlayamıyorlar elbette. Oo, bu eleman direkt kaynak sömürmeye gelmiş baba. Adam direkt kaynak sömürmeye gelmiş ki başarılı da olmuş yani. 93 manamı yemiş abi. Yok, bu benim manam değil mi? Adam altınımı falan emmiş gitmiş ya. Adam altınımı falan emmiş gitmiş abi. Yalnız var ya, hamam topunun hasarına bayağı dayanabiliyor okçular ya. Ben okçuları daha dayanıksız olur diye tahmin ediyordum da. Ya eleman direkt yağmalamaya yönelik harekette bulunmuş abi ve başarmış da işin açıkçası. Başarmış yani. Peki bir şey diyeceğim. Benim ikinci havan topum ne zaman açılıyor abi? İkinci havan topum. Orduda mı gözükür o? Orduda değil galiba. Savunmada gözükür ya. Yanlış bakıyorum hep. Ordu, savunma. Hacı büyücü kulesi var. Ben niye büyücü kulesi inşa etmiyorum ya? Aslında hazır elimde para varken var ya, benim büyücü kulesini inşa etmem lazım abi. 22-23 artık ne giderse gitsin. Bombacıyı yapmış olalım. Bir büyücü kulesi basalım abi. Bu büyücü kulesini bir basalım. Ama büyücü kulesini nereye koyacağım? O da aklımdaki ayrı bir soru işareti gerçekten. Şuraya bir büyücü kulesi hazırlayalım. Bak sen şuraya kurula dur. Hava savunmasını şöyle çekelim abi. Hava savunmasını niye kendi hava savunmamın yanına çok dibe koyuyorum? Onu da anlayabilmiş değilim ama kendi kafamda. Bilmiyorum hacılar. Şu tarafa koyalım bakalım hava savunmasını. Bir tane de aşağı koyalım abi. Şunu bir tık aşağı aldık. Yahu buraya ben büyücü savunmasını getirmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bunu böyle aldık, bunu böyle aldık, bunu buraya getirdik. Hop, koymayı başardık. Aynen. Koymayı başardık abi. Ama yaylı tuzaklar çok tırt oldu orada. Yaylı tuzaklar tırt oldu babacığım. Ne yapacağız?
Neyse bakalım. Şuraya iki tane hava savunması. Burada üç tane bomba var zaten. Büyücü kulesi burada iyi olacaktır ya. Ben bu köy düzenine bir ayar çekeceğim abi. Köy düzenine bir ayar çekmek şart gibi. Neyse şimdi bu bölüm bol bol aksiyon olacak dedik. Sözümüzde duralım. Tekrardan aynı taktik. Bir gidelim birilerine dalalım abi. Hemen dörder tane devimizi basalım. Arkalarına iki tane duvar kırıcı verelim. İkişer tane duvar kırıcı. Daha sonra 14-15, 14-15 denk gelecek şekilde okçularımızı basalım. Ve bu sefer iksirlerimizi unutmayalım abi. Hemen şuradan bir tane 15'lik basalım. Bir tane de buradan 14'lük basalım. Hep yanlışa tıklıyorum. Neyse canımı sağ olsun. Canımızın sağlığı. 15 dakika sonra hemen bir tane de buradan iksir üretelim abi. Sen ne kadar da üretiliyorsun? 10 dakikada üretiliyorsun. Çok güzel. Askerler basılsın. Hemen geliyorum babuşlar. Son bir saldırı yapalım. Ondan sonra bölümü toparlayalım ufaktan. Geri geldim babuşlar. Askerler basıldı ve son savaş için hazırız abi. Bu videoda 3 tane savaş yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif aldıysanız sizlerden güzel bir like bekliyorum. Hadi bakalım şimdi. Son savaşımızı gerçekleştirmeden evvel bir şeye bakmak istiyorum abi. O da şu. Bakacağım şeyi unuttum. Klandaki arkadaşlara bakıyordum abi. Bizim klanda genel olarak bir düşüş var sanırsam ya. Gerçi dediğim gibi ben de fazla girip ilgilenemiyorum. Ondan dolayı olabilir ama büyük oranda düşüş var. Hani misal Paşa falan 80. seviyede ama ligleri yok. Herhalde uzun zamandır savaşmıyorlar. Ama baktığım zaman hala bağışlanan birlik çok fazla abi. Klanda birbirimize destek oluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Spastik oyuncu bayağı oynuyor abi. Baya baya oynuyor ya. Hani birlik bağışlamış, birlik almış, 1400 birlik bağışlamış Mr. Ray. Helal olsun ya. Hakikaten helal olsun abi. Yani yardımlaşma, dayanışma en güzelidir ya. Ya ben de yardımcı olacağım size. Ben de bir birlik mirlik yollayayım istiyorum da abi. İnanın eğer benim birlikler çöp ya. İkinci seviye okçu mu göndereyim acılar? Neyse hadi bakalım lafı fazla uzatmadan eşleşme bulalım ve bir saldırı daha yapalım. Ki tam yerine geldik sanki. Tam yerine geldik sanki. Yani ganimet falan gayet güzel 10 numara. Yalnız ben bunun tek bir havan topu olduğuna inanmıyorum. Sanki daha fazla havan topu vardır gibime geliyor. Şurası tuzaklanmış bir kere. Burası başından belli bir şey tuzaklandı. Acaba nasıl bir yöntem izlesek? Ve burayı temizleyebilir miyim abi? Aklımdaki en önemli sorulardan biri. Burayı temizleyebilir miyim? Büyücü kuleleri falan fazla. Babalara gelirim be hacı ya. Askerleri burada kaybetmeden direkt çıksam mı? Şimdi bak bir saniye. Gözümden kaçan bir ayrıntı var mı ona bakacağım. Bombacılarla girdik. Şurayı yardık diyelim. Buradan bir şekilde havan topuna ulaştık. Havan topunu etkisiz hale getirdik. Etrafta bize çok fazla vuracak nesne var. Çok fazla vuracak birim var ya. Orası bana gelmez abi. Orası bana gelmez maalesef. Yani ben orayı halledemem. Burada kaynak yok abi. Oo, 64 altın var. Bak 64 altına girilir işte. 64 altına girilir. Havan topu herifin burada. Buradan bombacıları yollar. Açarız abi. Ondan sonra gelir takır takır yerleştiririz. Şimdi meselemiz şu. Burada. Oo! Hacı. Hacı abi ne yaptın ya? Ben nasıl keseceğim şimdi bunları? Tamam lan vazgeçmek yok. Sonuna kadar gideceğiz. Şeye sıkıyor mu bu? Yani sonuna kadar gitmeyeceğim. Teşekkür ederim. Tam ordumuz mağlup olsun canım. Kullanmadığımız zaman ne olacak? Kullanmadığımız zaman bir şey olmaz ki. Aa şimdi bir şey diyeceğim bak. Adamın klan kalesindeki elemanları kullanıldı. Tekrar dediğim zaman tekrar saldırabiliyor muyum abi? Ya 29 saniye sürdü de saldırmadım biliyorum. Niye tekrar saldıramıyorum? Aa dur ya. O zaman böyle kafama göre rastgele dalmayayım. Bana saldıranlardan birine gireyim abi. Misal şu elemana bir gireyim bakayım intikam diyeyim. Oo intikam alabiliyorum. Güzel. Güzel güzel. Gayet iyi. Lütfen klan kalesi boş olsun. Neden? Hayır yani neden abi? Neden? Tamam sıkıntı yok. Bir saniye bir saniye sıkıntı yok. En azından birliklerini harcattık abi. Buradan gelip ben tekrardan intikam dediğinde evet intikam mevcut değil giremiyorum.
Allah Allah. Yahu benim bir belim doğrulmayacak mı? Bir işim gücüm rast gitmeyecek mi ya? Heriflerin klan kalesi full dolu. Kah domuz binicisi, kah yukarıdan bomba atıcısı. Hey maşallah ya. İyi zibin de buna dalmayacağım abi. Birazcık zorlayıcı olsun istiyorum. Bu da çok zor. Çok zor. Çok zor, ben burayı kesemem. Vardır bak, bunun bir havan topu daha vardır abi. Sadece bu kadarla sınırlı olamaz. Bakayım. Var mı lan başka havan topun? Tek bu mu var? Ciddi olamazsın. Harbi misin? Yok abi, bu köy düzeni beni langırt diye oturtur gibi ya. Geç. Geç, gözüm kesmiyor vallahi. Aha. Aha, burayı gözüm kesti. Burayı gözüm kesti abi. Merhaba, burayı gözüm kesti. Birader, selamun aleyküm. Nereden dalsak sana? Şuradan salıyorum acı bombacıları. Oley be. Oley be. İksiri yapıştır. Gümbür 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 gümbür. Çok güzel aga, çok güzel. Buradan devleri yapıştır baba. Devleri yapıştır. Gel buraya. Başla abi etrafı okçuları dizmeye. Şöyle dağıta 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 bir dizi ver. Okçuları çok iyi, çok iyi abi, çok iyi. Havan topunu falan ortadan kaldırdığımıza göre pek büyük bir sorunumuz yok gibi. Şu an buranın altınlarını falan kazandık abi. Ben bu savaşı kazandığımıza, bu savaşı aldığımıza inanıyorum. Buradaki topçuyu zaten bizimkiler halledecektir. De hacılar, bir şey diyeceğim. Şunlara gideydiniz lan bu topçudan evvel. Oğlum cüsse geldikçe aklınız mı küçülüyor lan? Ne yapıyorsunuz baba? Nereye? Yolculuk nereye? Hayırdır? Kankalar şunu kesin bari la. Evet. Daha önce tam bir avel olduğunuzu size söyleyen olmuş muydu sevgili devler? Tamam, en azından bunlar direkt kulelere gidiyorlar. Kanka onları sal, devlere dön. Devlere dön bak, benim en büyük hasarım onlarda. Ha, teşekkür ederim. Gerçekten onları salıp devlere dönmem benim için çok önemliydi. Çünkü onlar etrafı temizleyecekler, daha altını maltını yağmalayacaklar yani. Yani. Ben bu arada bu adamın klanının olup olmadığına pek dikkat etmemiştim. Hani klanı olsaydı ve klan kalesinden adam fırlasaydı, ki millet genelde klan kalesinden adam alıyor, birazcık sonumuz fena olabilirdi. Neyse hacı abi, artık bittiğine göre 1 dakika 18 saniye buraları yağmalama süreleri var. Halledebileceklerine inanıyorum abi. Hallederler. Hallederler. Sağlam vurgun yaptık ya. Ya çok sağlam değil açıkçası ama güzeldi yani, en azından kupa kazandık. Ha biraz kupa da kaybettik, o ayrı mesele. Bazı yerlerde çekilmek zorunda kaldık ama olacak o kadar abi. O kadar olur, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, güzel savaştık. Bayrağımızı da aldık abi. Bayrağımızı da aldık, köyümüze astık. Dut 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 dut. Hadi baba şu sonu da indirelim. 10 numara hacı. 10 numara. Harika. Harika, çok güzel. Adamı yağmalamayı başardık. Hoppa, bir yıldız bonusu daha geldi. Şurada hazineye baktığımız zaman zaten hazinede bizim bayağı bir şeyler birikmiş olması lazım. Bakalım abi. Aynen, hazinede 120 biner altın birikmiş vaziyette, altın bilmem ne. Hacı hemen bir tane daha, sen buradan iksir basıyorsun. Birlik eğitmeye gelelim. Aynı düzen birlik eğitmeye devam abi. 4 tane dev basıyorum hepsinden. 4 tane devin akabinde ikişer tane bombacı basıyorum abi. Daha sonra 14, 15, 14 şeklinde okçularımı basıyorum. Ve sonraki bölüme de askerlerimi hazır tutmuş oluyorum abi. Hemen şuraya da basalım babacım. 15 tane 10 numara. Dostlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.